15 yıldır nikahsız olarak birlikte olduğu Mehmet Ali Görel ve çocuklarıyla Denizli'de yaşıyordu 44 yaşındaki Sunay Zeybek. 2 Kasım'da evinden çıkıp kayıplara karıştı. Tanışmamız 2008 civarlarında üniversite okuyordu. Ben tabi o zamanlar mülçülük yapıyordum. Bu bir kavgaya karışmış. Demişler ki senin olayı Mehmet Ali Görel çözer. Bu beni aradı. Dedi ki bana böyle böyle biz bir kavgaya karıştık, bana yardımcı ol. Bana o zaman dedi ki ben de evliyim, ailem duymasın, bu olayı çözüver. Neyse çözüverdik. Ondan sonra bizim olay başladı. Ben çok kaçtım. O evli, ben evli, bu iş yürümez diye. O dedi ki ben boşanacağım. Beni kurtar. Ben yapacak bir şeyim yoktu. Ben evliyim. 4 tane kızım var. Dedim olamaz. Kaçtıkça o geldi. Daha sonra kader bizi yönlendirdi. Kaçamadım. Ben de ilgi başladı. İlk önce o boşandı. 3 yıl önce de ben boşandım. Biz 15 yıldır birlikteyiz ama bizim bir aramızda resmi nikah yok. 2 tane çocuğumuzun olması nedeniyle biz bir nikah kıyacaktık. Öyle kaldı. 2 Kasım Perşembe günü evden kayboldu. Çocukların telefonuna bizim telefonları komple engellemiş. Kendi ailesi dahi engellemiş. Hiçbir haber alamadık bugüne kadar. Mehmet Ali Görel'e göre her şey güzel gidiyordu fakat Sunay Zeybek kaybolmadan birkaç ay önce durumlar birden değişti. Sunay'ı çok sevdim. 15 yılımız geçti. Hakikaten iyi günlerimiz geçti. Bu işin nasıl olduğunu anlayamadım. Ağustos ayında babasının evinde kaldı 2 ay. Ne olduysa orada oldu. Bizden soğudu. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Biri mi girdi aklına, nedir ne değildir bir türlü çözemedim. Böyle bir uzun tartışmamız da olmazdı bizim. Yani ufak tefek bir sorunlar tabii aile içinde oluyordu. Ama öyle bir büyük sorunumuz yoktu hiç. Bizim hatta şarkımız vardı Hayal Gözlüm. Birbirimize küstük mü o bana dinletir, ben ona dinletirdim. O anda düzelirdik, her şeyimiz düzelirdi. Çok büyük bir sevgimiz vardı, çok. Yaşananlara bir sünger çekmeye hazır olan Mehmet Ali Görel, çok sevdiği yol arkadaşının bulunmasını istiyordu. Biz bir aileyiz, yuva kurduk. Yani bu yuvanın dağılmasını istemiyoruz. 127 kiloydum, şu anda 90 kiloyum. 27 kilo verdim. Sunay Hanım kaybolunca mı? Evet, hakikaten çok zor günler yaşıyoruz şu anda. Ben onunla çok güzel günler yaşadım ve aynı güzel günlerin fazlasını istiyorum şimdi. İlk defa çok sevdim ve kaybetmek istemedim. Ve şu anda da nerede olduğunu bilmiyorum, bulunmasını istiyorum yani. Çok yorgun ve bitkin durumdayım. O olmazsa olmaz düşüncem var. Sunay, bir tanem, biz çok mağduruz. Çocuklar rezil. Gece uykuda falan kalkıyorlar. Anne diye bağırıyorlar. Gel, geçmiş günlerde nasıl mutluysak aynı mutluluğu devam edelim. Müge Hanım, eşimi çok seviyorum. Lütfen buluverin. Ne olursun yardım et bize. Sunay Zeybek'in bulunmasını isteyen yalnızca Mehmet Ali Görel değildi. Büyük bir tevazu gösteren Zeynep Kömür de kendisine büyük acılar yaşatıp yuvasının dağılmasına neden olmasına rağmen destek olmak adına eski eşinin yanındaydı. Mehmet Ali Bey benim eski eşim oluyor. Sunay'la tanıştığında 15 yıllık evliydik. 4 çocuğumuz var. Ben boşanmayı çok istedim. Boşanmadı. Bu kadın bana çok hakaret etti. Benim yuvamı dağıttı. 4 tane çocuğumu mağdur bıraktı. Bu kadın insanlarda bağımlılık mı yapıyor? Artık ne yapıyor bilmiyorum. Nikahta yok. Sen de nasıl duruyorsun? 2 de çocuk yaptın dedim. Nikah gibi derdim yok dedi. Bu kadından kurtulmak çok zor bir şey. Şayet başka birine gittiyse Sunay Zeybek kendini kaptırmadan kurtaralım. Gerçekten başka bir kadınlar üzülüp başka bir çocuklar ağlamasın ve babasının yolunu gözlemesin istediğim için geldim. Bulunsun. Onlar ister anlaşır ister anlaşmaz. O beni ilgilendirmez. Ben sadece Mehmet Ali Görel'in durumu kötü olduğu için ona yardım amaçlı geldim. Sen eşinle beraber gelmişsin ama lafı da gediğine koymuşsun. Yani diyorsun ki Sunay başka bir adamın peşine düşerse onun da yuvasını dağıtabilir, onun da bağımlılık yapabilir. En azından herkes bilsin, yol yakınken söyleyeyim diyorsun. Kesinlikle. Ben Mehmet Ali Görel ve Sunay Zeybek ister birleşir ister birleşmez o konu beni aşar, ilgilendirmez. Sonuçta biz ayrıldık. Ama Sunay Zeybek eğer %90 eminim bir başkasıyla gittiyse o bir başkası kurtulsun. Yuvası yıkılmasın, çocuklar mahrum kalmasın. Eşim gelecek diye yola bakmasın, çocukları babam gelecek diye üzülmesin. Biz yıllarca yaşadık, çok kötü bir durum. Anlatılmaz yaşanır. 12 sene, yani babamız gelecek diye yol bakan çocuklarım vardı. Eşim eve gelecek, belki bir gün pişman olur diye gelecek bir eş vardı. Çünkü ben aşık oldum. Belirli bir süre yaşarım. Sen evde çocuklarımızla otur. Ben bir gün geri dönerim. Dedi. Dedi. Sen de az değilsin ha. Ben çok boşanmak istedim aslında. Babamın evine gittim. Babam beni... Ben seni kabul edebilirim ama 4 çocuğunu kabul edemem dedi. Ben bakamam. O bakamam deyince ben de 4 çocuğumdan vazgeçemedim. Tıpış tıpış kendi ayaklarımla nasıl gittiysem Mehmet Ali Görel'in evine geri döndüm. Maddi durumum yok. Çalışmama asla izin vermediler. Asla. Çünkü çalışır ekmeğimi kazanırsam kendi ayaklarım üzerinde durarım ve Mehmet Ali Görel'e eyvallah etmem.
Ya. Onun için arkadaş çevremi edinmemizi asla istemediler. Hep evde çocuklarla vakit geçirdik. Onlar yedi, içti, gezdi. Biz evde çocuklarla işte. Ne günler. Evet. Şimdi seyircilerimiz de o yaptılar ama o yapmayın. Sunay Zeybek ve Mehmet Ali Gören ister beraber olur ister olmaz beni asla ilgilendirmiyor. Yok sen çok tatlı bir kadınsın valla. Ben baştan söyledim sana bayıldım ya. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil Zeynep Hanımcığım. Ben de aradım zaten sizi. Evet. Dedim ya almış getirmiş. Valla helal olsun. Bak bir şey söylemiyorum yani yanlış anlama. Ama tabii şimdi senin eşin eve gelmedi diye bu Sunay'dan mı kaynaklandı sorusunun cevabı ayrıca tartışmalı bir konu. Ben hep şunu söylüyorum. Evlenirken insanlar birbirlerine söz veriyorlar. Yani evet. Geri kalan 3 milyar karşı cinse söz vermiyoruz biz. Birbirimize söz veriyoruz. O yüzden tabii ki öfkemizi yansıtırız karşı tarafa göz göre göre niye bunu yapıyorsun falan diye ama bence bir hata varsa, suç varsa o bize evlenirken sadık kalacağına dair söz veren kişinindir. Yoksa ben ne yapayım şimdi dışarıdaki Ayşe olmaz, Fatma olur, Fatma olmaz, Zeynep olur o ya fark etmez ki. Gitmeye niyet eden ona gitmezse öbürüne yani söz gider. Veren eş. Öbürüne gitmezse bir öbürüne gider. Şimdi biz yuvayı kılır. Mehmet Ali Görel, Sunay Zeybek'le tanışmadan önce bizim çok güzel bir düzenimiz vardı. Beraber belirli bir çalışana çalıştık. Belirli bir seviyeye geldik. Aileler birlik, 7 tane kardeş Mehmet Ali Görel, 7 kardeş hep bir arada birbirine destekle, dayanışmayla giden bir ailemiz vardı. Bu kadın ne zaman ki bizim işimize girdi, tek yani bizim evliliğimizi bitirmedi. Bütün kardeşler arasındaki diyaloğu bitirdi. Kardeşler şu an... Ama işte bak kadın diyorsun yani, onun nedeni o mu Mehmet Ali mi? Bak yine mesela Sunay'dan ama buluyorsun ama Mehmet Ali değil mi onun müsebbibi? Ben ne zaman kendimi iyileştirdim Müge Hanım? %50 %50 bizim aramızda suç var. Evliliğimizin bitmesi demek ki başka bayana gitmeyi seçmiş. Yani suçun hepsi onunla değil. Demek ki %50 suç bende var, %50 Mehmet Ali Bey'de var. Ha Mehmet Ali Bey'de %50 suç varsa %50 de Sunay Hanım'da. Yani ikisi ortak karar alarak, ikisi de evli insanlardı. İkisi peki, de bir şey soracağım gitti. Zeynep Hanımcığım. Yani buraya gelmenizin asıl sebebi ne? Buraya gelmemin asıl sebebi Sunay Zeybek evden gitti. 2 tane çocuğunu bıraktı. Çocukları çok fena. Sokağa çıkmıyor. Ağlıyorlar anne diye. Bu kadın annesi gilde yok. Kız kardeşlerinin yanında yok. İlk eşinden olma kızının yanında yok. %90 başka birine gitti. Eğer başka birine gitme ihtimali varsa gittiyse o insanı Sunay Zeybek'ten kurtarın. Sunay Zeybek... O insanın da yuvasını dağıtır, o insanın da çocuklarını mağdur eder, eşini mağdur eder. Ne bileyim bir yuvadan yakılmasın, bir çocuklar babasız siz kalmasın. Siz o yüzden buradasınız, anladım. Mehmet Ali Bey peki sizin burada bulunma sebebiniz katılıyor musunuz Zeynep Hanım'ın sözlerine? Şimdi evet, %90 katılıyorum. Neden? Biz mağdur olduk, bir başkası da mağdur olmasın. Ama ben... Ama siz geri istiyorsunuz. Öyle başka birine gittiyse, gitmediyse... Diğer türlü gelsin çocuklarımın başına. Çocuklarım çok mağdur. Kim bakıyor şimdi onlara? Kızım. Nasıl? Benim 4 tane kız annesiyim ben. Ha kızınız mı bakıyor şimdi babasına? 2 tanesi evli Honaz, Deniz Honaz'da oturuyorlar. Evet benim kızımın yanındalar. Ha. Bana sen anne olamazsın. Senden anne olmaz diyen kadının... Evlatlarına bakıyor benim evlatlarım şu an. Benim anneliğime dair dil uzadan kadın. Biraz fazla yüz göz olunmuş galiba. O yüzden hani arada kötü sözler de söylenmiş. Kesinlikle. Allah Allah. Peki o zaman seslenin Mehmet Ali Bey siz hanımefendiye. Yani ne mi diyorsunuz? Evet yani siz sesleneceksiniz yani. Siz niye 27 kilo verdiniz? Gitti diye kadın diye mi? Kadın gitti, mağdur olduk. Çoluk çocuk rezil olduk diye. Ama ve telefonlarını hiç açmadı. Ama kaç yaşındaki çocuklar? 9 ve 13 yaşında. 9 ve 13 yaşında? Evet. Yani mağdur olup evde yemek pişmedi diye mi aç kaldınız yani? Hani niye bu kadar? Evet, evet. Yemek, ya, de... yemek pişmedi. Ya şimdi çocuklar eve girmiyorlar. Eve girdiler mi birer köşeye çekiliyorlar. Tabii evde her gün annesi oluyor ya. Hı hı. Şimdi olmadığı için eve girmiyorlar. Siz çalışıyor musunuz? Yok emekliyim ben.
Çiftçilik yapıyoruz aynı zamanda. E tamam, yani çocuklara siz bir menemen falan pişiremiyor musunuz? Hayır, o konuda zaten yemek konusunda bir problem yok. Ablası veriyor, şey gidiyoruz, yiyoruz. Yani psikolojik men çöktüler onlar da. E tamam, onlar çöktü. Anneleri gitmiş, anlıyorum. Siz? Evet, ben de o yüzden. Çocuklarım rezil. Evde bir eksikliği var. Aşk Müge Hanım. Hala aşık mı? Aşk. Nasıl bir şey? Yenilir mi, içilir mi, giyilir mi, gezilir mi artık? Bilmiyorum nasıl bir aşıksa. Hala aşık yani. Müge Hanım, bilmiyorum. Yani içimde bir sıkıntı var. Felaket. Yani böyle şeyler anlatılmaz, yaşanır derler ya. Yani anlatılacak bir değil. Biz de elim ayağım titriyor yani. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Siz peki niye gitti yani? Bir kabahatiniz mi var gitmesinde? Dedim ya, Ağustos'tan bu yana bir kopukluk vardı. İki ay falan annesigille kaldı. Ha, bir kavga var yani. Yok yok, bir kavga yoktu. Annesigili hacıya gidip gelmişlerdi. Orada ben o annem hasta, babam hasta derken bir ara hatta gittik. Hadi gidelim. Ya, gelmedi. Oradan bir kopukluk başladı. Bu arada gelmedi. Biz gittik, gel gidelim diye çocuklar falan. Çocukları da kabul etmemeye başladı. Yani öyle bir, tabii aile arasında kavga oluyor muhakkak biliyorsunuz. Ama öyle büyük bir kavgamız olmadı hiç. Ama sonuçta çocuklarımın anası... Yani Mehmet Ali Bey, ben bunu valla soruyorum, inanın anlayamadığım için soruyorum. Yani siz evde otururken evdeki kadın ben anneme gideceğim deyip iki ay annesinde kalır mı? Bir şey olmuş olmalı. Yok yok, annesi gitti. Hacı'dan gelmişti de. Tamam, Hacı'dan geldi. Hoş geldin anneciğim. İki gün oturursun. Gene tekrar, bir de çocuklar var ya evde. Evet. Hadi şimdi kocayı da geçtim. Evde iki tane de çocuk var. Yani hangi kadın iki tane çocuğunu, küçük bir de çocuklar, 9-13 yaşına diyorsunuz. Niye annesinde kalsın? Ya aranızda bir problem olmadan. Yok, problem yok. Hatta kendisine anlatabilir yani şeyi o zaman. O zaman da telefonla falan görüşüyorduk yani rahat. Gidip geliyorduk. Sorun yoktu. Bence sizin sorununuz yok. Çok maceracı bir bayan, macera arıyorum. Gerçekten gidip sarılasın var şu kadına ya. Şimdi Mehmet Ali Bey'le biz resmi nikahımız varken tabii sürekli benimle yetişip kakışıyordu. Benimle kakışıyordu, işte onu aldın, işte bunu yaptın, onu oraya gezmeye götürdün. Şimdi ben devreden çıktım, yokum artık, beni ilgilendirmiyor. Macera yok hayatında, aksiyon yok. Eksiklik var yani. Kadının hayatında bir macera eksikliği var. Bir dakika. İlk eşim Mehmet Ali Bey'in mi eş abisi arıyor? Cumhur Bey. Cumhur Bey, günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Abisi değil, en küçüğü. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Müge Hanım, şu anda sizi izlerken keşke canlı yayın bağlanıp da kendimi de göstersem. Tüylerim diken diken oldu. Ve bu olay bizi çok yıpratıyor. Yani şu an sizi izlemek bile. Orada anamın bir numaralı oğlunu görmek ve eski yengemi görmek bizleri çok yıprattı ve üzüyor. Ben onlara derim ki orada boşuna kendilerini yıpratmasınlar. Dönsünler evlerine, işlerine baksınlar. Ben yıllar önce yalvardım onlara, yalvardım. Abi yapma, yenge yapma, dur, etme. Bu geldiği yerde de böyle yaptı. Ve Honaz'da birçok dilim varmıyor söylemeye. Şu an iki tane yeğenim var, ondan olmaz. Siz demişsiniz ki bizim şu anda aradığımız Sunay Hanım, benim abim Mehmet'ten önce diğer abim Cihan'la beraberdi. Doğru mu şimdi, bu? Evet. Doğru. Zaten bu olay doğru mu başladığında da çok büyük sıkıntılarla başladı. Ve biz bu olayı engellemek için çok uğraştık. Ama Mehmet Ali Görel beyefendi bizleri hiç dinlemedi. Siz yani abinizin sevgilisiyle mi sonra beraber oldunuz? Sonra öğrendik biz olayı. Niye sonra öğrendiniz? Abim değil, benim küçüğüm. Küçüğümün küçüğü. Yedi kardeşler. Yedi yani kardeş. Kardeşinizin beraber olduğu kadınla siz sonra karınızı bırakıp beraber oldunuz, çocuk yaptınız. Evet, neden? Doğrudur. Dedim ya, kader bu anda bizi, beynimiz, kafamı çeldi. Hayır, ben ilk önce başladığımızda orayı bilmiyorduk. Evet. Çok yalanladı, kadın yalanladı. Yalan. Yalan, iftira atıyor falan dedi. Evet. Daha sonra, daha son yıllarda. Peki o kardeşiniz evli miydi? Evli.
Yani sizin diğer kardeşiniz de mi evliyken Sunay Hanım'la berabermiş? Yazıları da... ...ağzını yüzü diye ben bir cümle kurmadım. Ne dediniz? Sevgilisi abim yüzü diye ben bir cümle kurmadım. Lütfen. Siz söyleyin. Hayır, ben bir şey demiyorum. Sadece diyorum ki kendilerini ve bizleri rezil ettikleri yeter diyorum. Dönsünler, işlerine baksınlar. Abim hepimizi rezil etti diye yazalım o zaman. Tamam. Hı. Kibarlığa gerek yok o zaman. Öyle yazın. Eyvallah Cumhur. Hı? Ama anladığım kadarıyla Cumhur Bey de diyor ki yani niye arıyorsunuz diyor ikinize de. Bir tane çocuğumuz var. Çocuklar durmuyor. Anneanne diye gece kalkıyorlar. Uyuyamıyorlar. Bir gün ben baktım ağlayıp duruyor. Ne oldu oğlum dedim. Annemi rüyamda gördüm dedi. O rüyamda değil mi? Uykumda gördüm diyor. Ağlıyor. Yat oğlum yat dedim. Yani yapacak bir şey yok. Geldim yanıma. Ben Sunay Z Bey'i aramıyorum. Aramak gibi bir niyetim de yok. Sadece başka birine gittiyse bize yaptığı rezilliği karşı tarafa yapmasın diye geldim ben. Ha yani Cihan da Sunay Hanım için yuvasını dağıtmış. Hatta Cihan Bey ilk çocuklarının da kendisine ait olduğunu söylüyor. Senin bak ilk çocuğuna da kardeşin diyormuş ki benden. Onları sonra duyduk da DNA testleri yaptırdık biz. Yok. Onu yeni yaptırdık hatta. Bir iki sene evvel. Ha yeni yaptırdınız DNA testi. DNA testi yaptırmış haberi mi yok acaba Sunay Bey'in? Bizim erkek kardeş de olsa herhalde tespit ediliyordur gene ne bileyim. Yani gene yani de baba tespit ediliyordur. Daha zor olsa ediliyordur. Da yine alt gruplara bakılarak. Sunay Zeybek. Ama Mehmet Ali Bey, hani hayatta ölüm denen de bir şey var ya. Mesela Sunay Hanım... Allah göstermesin, Allah uzun ömürler versin. Öyle de bilirdi. Bunları duyacağımıza ölseydi daha iyiydi. Duyacağınıza değil zaten. Olmuş 15 yıl önce şimdi öğrenmediniz ki zaten olmuş bunlar. Biz duyacağımıza değil yani zaten duymuşsunuz size bir yaşamışsınız. Biz şimdi duyuyoruz. Biz öğrenen de yeni oldu o kadar eski değil. Neyi öğrendiğiniz yeni oldu? Cihan'la beraber olduğunu. Biz iddia söylüyorduk öyle bir şey olduğunu. Sunay hep yalanıyordu. Sırf. Kıskanıyor diyor o yüzden falan diye. Ama daha sonra doğrulandığını öğrenince... Çok kardeşinizin ama Mehmet Ali Bey siz niye kendi kardeşine inanmıyorsunuz? Çok ağır bir iddia. Hayır biz zaten kardeşimle küsüz. Kardeşimle küsüz de... Fakat böyle bir iddianın başkası... O başkasına söylüyor, başkası bize söylüyor. Biz de diyoruz ki biziyle küs olduğu için böyle bir iddia sunuyor. Biz de, ben de diyorum ki Sunay'a böyle böyle bir iddia var. Mümkün değil diyor. Kardeşini açıp sorsaydı? Küsüz zaten. Nasıl canım, küssün de canım neye bak küslü olmak... Hayır sordum şöyle dedim. Beni haber getirene dedim ki söyle ona öyle bir iftira atmasın. İspatlayabiliyorsa tamam dedim. Hı. Yok. Ha, küslüğünüz zaten Sunay Hanım'ın devreye girmesiyle oluştu. Hayır daha önce. Hayır tamam küssün de yani küssün tamam ama küslük de Allah'ın emri değil ki gene açarsın böyle böyle bir şey var kardeşim diye. Hani o küslük devam edebilir ama insan sormaz mı? Hayır sordurdum ben. Beni haber getirene dedim böyle böyle ya. Sunay Hanım iddia ediyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. İftira atmasın. Hani küslük de nedeniyle böyle bir iftira atıyor düşüncesine kapıldım ben de. Ama o da yuvasını dağıtmış. Hayır yuvasını o yüzden dağıtmadı. Şimdi anladınız mı Müge Hanım benim neden buraya çıktığımı? Kardeşimle beraber oldu ve iddia ediyor sonra eşimle, eski eşimle yaşamaya başlıyor. Şimdi macerası bitti çünkü. Macerası bittikten sonra bir başka birine takıldı. %99 gitti. Orada işte takıldığı kişiyle beraber olacak vay onun kardeşiyle beraber olacak veya bir başkasıyla. Ben bu olsun istemiyorum, yuvalar yıkılsın istemiyorum. Bizde kaç tane yuva yıkıldı biliyor musunuz? Kaynım ayrı, öbür kaynım ayrı, biz ayrı. Hiç kimse kimseyle görüşmüyor. Hep ayrıyız artık. Sunay'dan önce birlik beraberlik içinde yaşayan bir aile, dayanışma içinde yaşayan bir aile. Sunay bir girdi. Ay Allah korusun ya. Biz paramparçayız. Hatta Cihan... Çok iş kesti, bağırdı, çağırdı falan. Yani başkaları yaşamasın bu olayı, örnek olsun, ders olsun. Ben Sunay Z Bey'im, Mehmet Ali ile barışsın diye bir çabam yok. Yani benim demek istediğimi veya buraya gelmek istediğimi anlatabildim herhalde. Anladım. Ama Mehmet Ali Bey gelsin diyor yani. Ya o gelsinler beni ilgilendirmez.
Çocuklar Sunay Hanım neredesiniz? Ben sizinle çok tanışmak isterim. Çok merak ettim gerçekten. Yani Zeynep Hanım da diyor ki çok macera perest. O yüzden hani bizim aile böyle bir maceraların içine girdi. Başka biriyle aynı maceraları yaşamasın diyor. Bence o da yıllar sonra aslında böyle bir şey söylemenin hani intikam yemeği de geç yenir derler ya. Evet. İntikam yemeğini geç yiyor. Ona da bir şey söyleyemiyorum. Ama Mehmet Ali Bey sizi seviyormuş hala. Siz neredesiniz? Ama maceracı da olsa 16 yıldır da beraber. 16 yılda macera için uzun bir zaman. Maceracı... Kaynım hep şey iddia etti. Ben bu yuvayı dağıtacağım, bitireceğim ve ondan sonra gideceğim. Bir tek bizim yuvamıza değil. Bütün bir aileyi bitireceğim. Evet, bütün bir aile bitti. Bitti. Sunay ya. Hanım öyle iddia etti? Öyle iddia etmiş duyduğum kadarıyla. Ben aslında bunların ilk ilişkisi başladığında gelmeyi çok istedim. Cumhur, Cihan, Ramazan, onlar engelledi beni hep, kaynım. Ben bu ilişkinin başladığında gerçekten size ulaşmayı, bu programa çıkmayı çok istedim. Peki biz kadının hayatta olduğuna emin miyiz? Hayatta mı? Hayattadır ya, ona bir şey olmaz. Yani birisi bir şey yapmış olabilir mi? Bilemiyoruz ki, telefonları hep engelli. Benim telefonum engelli, çocukların telefonu engelli. Abi bütün ailesi ulaşamıyoruz. Hepsi engellemiş telefonları. Şimdi engellemiş mi yoksa mesela bir başka numaradan aradığınızda çalıyor cevap mı vermiyor? Çalıyor cevap veriyor. Başka numaradan aradığınız zaman. Ha, telefonu açık, açık ama sizleri engellemiş. Evet. Siz arıyor musunuz o zaman? Bizi de engellemedi herhalde. Hangi numaradan arayacağımızı nereden bilecek? Aradınız mı çocuklar? Ha? Siz ne yaptınız gençler? Çalıyor açma. Bak hayatım bizimkiler arıyormuş. Sen bir aç o zaman. 27 kilo da iyi bir kilo ama tabii bütün bunları yaşamaya da değmez yani hani 27 kiloyu vermek için. Sen de bayağı kiloluymuşsun Mehmet Ali abi, evet. O zaman 1,5 ayda 27 kilo verdiğine göre. İyiydik efendim. Durumunuz çok iyiydi. Durumumuz çok iyiydi, evet, beraber çalıştık. Evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu, hiçbir şeyimiz. 300 dönüm arazi, 10 tane daire, 30 tane araba, işte 20-25 kamyon. Bir çiftlik kurduk. Tabii. Ben şu an kirada oturuyorum Honaz'da. Sunay'la Mehmet Ali Bey. Benim yıllarca emek çektip yaptığım evde beraber oturuyorlar. Ve benim bir kuruş kiramı mı veriyor? Hayır. Benim giderimi mi karşılıyor? Hayır. Evet, doğru söylüyor. Niye vermiyorsun sen kadına bir şey? Ben boşanırken hiçbir şeyi talep etmedim. Sadece boşanmak istedim. Sadece boşanmak ve kurtulmak. Niye vermiyorsun sen Mehmet Ali Bey karnım? Şimdi ben iki tane binamız var. Bir tanesini gel üstüne vereyim dedim. Hı. Ben o binayı istemiyorum dedi. Binayı bana verecek. Kira gelirini kendi alacak. Ben sadece evde oturacağım. Ev benimse ben alırım kirasını, geçimimi sağlarım. Ama ben binayı bana verecek. Kira beyanımı benim üzerime... Şeysi, algısı, vergisi bana getirirse ona böyle bir dünya yok, yok değil mi? Vermezdin kiralarını. Nasıl vermezsin ya? Alır ki. Yok. Maddi yönde bir sıkıntı yaşatmadım canım. O konuda çocukların her türlü ihtiyaçlarını... Ha, para ihtiyacım var dedim mi veriyor. Veya kiraya yetişemiyor dediğimde veriyor. Ondan yöne sıkıntı yok yani. Pişman mısın? Değilsin galiba. Müge Hanım... Bilmiyorum yani hakikaten bu 15 yıl öncesi şu anda olsaydı, 15-16 yıl öncesi şu anda olsaydı girmezdim. Ama o zaman da öyle bir oldu ki, tabii bu fırsat olmadı daha anlatmaya. Sunay Hanım ilk biz Honaz'da işte, Honaz Üniversitesi'nde okuyordu. Okurken orada bir olaya karışmış. Olaya karışınca bu karakolluk olmuşlar. Karakolluk olunca beni tavsiye etmişler zannedersem. Ben o zaman Müdürlükçüler Başkanı'ydım aynı zamanda. Nesiniz? Beni tavsiye etmişler. Senin olayı çözerse o çözer diye. Niye siz savcı falan mısınız? Nesiniz? Yok değil de yani çözüverse yani karakolla iyidir falan gibisiyle. O da beni aradı. Bayağı arıyor. Sık sık arıyor. Ben tabii kim olduğunu bilmiyorum. O zaman da telefon yoğunluğum var. Ama bilmediğim numaraları kolay kolay açmıyorum. Ya sık sık arayınca açtım. Ya bu dedi ben Sunay Yurtsever o zaman. Zeybek değil.
Sunay Yurtsever'di o zaman. Ben Sunay Yurtsever dedi. Niye Yurtsever? O da evli. Evli tabii canım. Bizim ilk 15 sene evli. O da evli, ben de evliyim. O birleştikten sonra 5 yıl sonra boşandı. Siz niye evlenmediniz? O çok nikah istedi ama ben biraz yanaşmadım işte bazı olayları duydukça. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç anlamadım ha. Şimdi Sunay Mehmet Ali'nin kardeşi olan Sunay mı? Ha pardon, yok. Kimle dayımla evliyken? Dayısı kim? He, iyi ki eşi. Kezban Hanım günaydın. Mi? Vallahi anlamadım. Kezban Hanım günaydın. Hoş geldiniz evimize. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, çok mersi. Evet, dayımın eşiydi Sunay. Bu Mehmet Ali Bey. Oradan yuvasını yıktı. Bir tane kızı var. Yani Allah insana yaşadığını yaşatmadan ölmüyor işte. Dayıma yaptı, şimdi de aynı şeyi kendisi görüyor. He, siz de diyorsunuz ki Mehmet Ali benim dayımın yuvasını yıktı diyorsunuz. Evet, siz evet. Nasıl diyorsunuz Zeynep Hanım, Sunay benim yuvamı yıktı. Onlar da diyorlar ki Mehmet Ali bizim dayımızın hiç yuvasını yıktı. Hiç öyle düşünmeyin. İşte çünkü yani kimse kendinde kabahat bulmuyor, hep karşısına yansıtıyor olayı. Evet. Evet. Aslında yuvayı yıkan diyorum, sözü verendir yani. Yani. Dedem üzüntüden vefat etti. Öyle mi? Ay Allah rahmet eylesin. Evet. Mehmet Ali Bey daha iyi biliyor. Bak kadının kocası üzüntüden ölmüş. Ben bilmiyorum öldüğünü. Bak sen de 27 kilo vermişsin. Hiç bunun da sonu iyi değil. İşte ben orayı anlatıyordum ya. Tam aslında yanlış biliyorlar. Sunay benim peşimden çok koşturuyordu ilk günlerde. Hayır sen anladın mı? Diyor ki dayım Sunay onu kaçınca sana. Dayım üzüntüden öldü diyor. Ne zaman ölmüş dayısı daha? He? Bilmiyorum ki ne zaman ölmüş dayısı. Ne zaman vefat etti dayınız? Hayır dayım değil, dedem. Dedem vefat etti. Ha, dediğiniz dedem vefat Sunay'ı etti. Çok seviyordu. Ne kadar zaman içinde vefat etti diyor. Yani ona göre mi kar şey biçeceğiz? Yani 1-2 yıl sonra, yani Sunay'ı çok seviyordu. O zaman dedeniz çok sevdi de gelininize sahip çıkaydınız. Benim peşinden niye koşturdu? Koşturmak için zatı bırakmadınız ki. Siz evin içindeydiniz. Zaten dayımla beraber aynı evin içindeydiniz. O sonraki günler, önceki günler değil. Nasıl dayınla beraber aynı evin içindeydi? Dayımla beraber arkadaş oldu Mehmet Ali Bey. Hayır, dayısı inşaatçıydı. Sunay'ın kocası. Bizim arka tarafın inşaatını yapmaya geldiler. Ama bu sonraki günler. Önceki günler değil. Önceki, zaman, sonraki ne? Sunay Zeybek, Mehmet Ali gelmezse intihar ediyorum, hap içtim, hastaneye gidiyorum, öleceğim diye mesajları onları, ben gördüm. Evet, bunları yaşadım ben. Tamam, kocası sizin evin arka binasını yapmaya gelirken siz Sunay'la sevgili değil miydiniz? Evet. Kocasını niye çağırdınız arka eve? Kendileri geldiler. Biz inşaatçıyız, burayı yapalım diye. Sen de hayır diyeceksin. Adamın kocası karısıyla beraberse. Evet doğru. Al. Cümlemin en başında bir şey kurmuştum. Bizim olayı çözersen Vilyan'la çözer demiştim. Ama ablacığım ben neyi çözeyim? Çok karışıyoruz. Şimdi ya bunun hayır siz utanmadınız mı mesela yani, onun kocası sizin arka bahçenizde size arkadaşlık yaparken? Bunu çok samimi söylüyorum. Şimdi, asla eleştirmek için sormuyorum. Mesela utanmadınız mı? Ama aynen. Yok dedik yani, ne hissettiniz? Aslında çok kötü şey hissettim. Ne kötü? Ben o zaman işte anlattığım tam bitmedi gerçi de. O benim eşimden çok koşturdu, ben kaçtım. Hatta anama gitmiş Mehmet Ali'ye uğraşamıyorum falan gibisiyle o zamanlar. Ben dedim ki olmaz bu iş, bak sen de evlisin ben de evliyim. Sunay bana yakınlaşmak için kocasını, Mehmet Ali'nin inşaatı var onu yap falan gibi. Hep Sunay planladı çoğu bir şeyleri o zamanlar. Sunay evliyken sizden önce kardeşinizle beraber mi oldu? Onu sonra öğrendik. İddia var. Sonra öğrendiğine bırak yani şimdi. Benim sorma cevap ver. Olup olmadığını ben de, defa, hala ben olup olmadığını hala bilmiyorum. Evlilik efendim, yalan yapmış mı söyleyecek kardeşlerin sana? O evlilik yani devam şimdi ediyor. Kardeşlerim öyle söylüyor ama Sunay öyle söylüyor. Ben iddia ediyorum diyor. Evlilik devam ederken kardeşin de başlıyor yaşamaya. He. Ondan sonra da sen araya giriyorsun. İşte beni kandırıyor ondan sonra. Ben şey ettim, ondan yani, 15 yıl benimle beraber. Abi nasıl kandırıyor ya? Yani konuşacak bilmiyorum kelimeyi anda, konuşmak hakikaten istemiyorum. Hakikaten şu anda aklım olsa bir takım şeyler yapmazdım böyle bir şey diyorum ama yani, o zaman nasıl oldu ben anlamadım. Her şey ayaklar altına alınmış be kardeşim. Yani nasıl her kandırılıyor şey, yani? Yani artık aile birliği, aile kutsiyeti, evlilik, çoluk çocuk, ana baba
Bütün bunlar ayaklar altına alınmış vaziyette. Evet, doğru söylüyorsun. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hangisinin yorumunu yapacağımızı şaşırdık yani. Ha bir de nasıl kandırılacak yani? Şimdi hani 3 yaşında çocuk değil ki, bir elma şekeri ver al çocuğum yani. Niye, nasıl kandırılacak? Siz hala kandırılmaya da hazır bir durumdasınız. Şu anda Sunay Hanım şu anda dönse, ya ben bir hata yaptım, kafamı dinlemeye gittim dese, siz maşallah çocuk, yine de halen şeyine aldatılmaya hazır bir vaziyette bekliyorsunuz. Onu istiyor zaten. Evet. Dönse değil, dönmesine gelmiş buraya. Tabii tabii. Evet. Sunay Hanım dönecek. Evet. Aynı şey. Diyecek yanlış anladın. Veletler namin. Şimdi tamam doğru söylüyorsun da Sunay Hanım geldi, başkasına gittiyse öyle bir şey kesinlikle olmaz. Ama babası gerekiyor. Gitmedim diyecek Sunay Hanım zaten. Evet. O iddia da olacak. Söylediğine inanacak mısınız peki? O iddia da olacak. Doğru söylüyorsun. İnanacak. Tabii, çünkü daha önce inandım. Allah Allah. Sunay Hanım'ın eski görümcesi telefon attığımız yermiş. Gülten Hanım. Gülten Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Valla ben bilmiyordum bunların, bunların hepsini burada öğrendim. Benim enteresan geldi bana eski kocasıyla beraber kaçan kadını araması, ama hiç bunları bilmiyordum yani, şok olduk biz de. Buyurun. Müge Hanımcığım, bu adam bizim ekmeğimizi yedi, soframızı açtık. Böyle şeyle ihanetler yaptı, çok terbiyesiz ikisi de. Yeğenim var, Sena, üniversitede okuyor. Onu ben Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışıyordum. Erkek kardeşim aldı, bizim yanımızda okusun dedi. Çocuğu kaçırdılar 15 gün sonra. Bu adam, bir bu bayan çok hanımefendi bir kadın, bana akşama kadar ulaşamamış, çok değerli bir kadın, eşi. Akşama kadar bana ulaşamamış, çocuğu kaçırmaya geldiler Gülten, dikkatli olun diye. Şöyle anlatayım Müge Hanımcığım. Ve babam üzüntüsünden 2 ay sonra öldü. Biz bu Sunay'ı kardeşimiz kadar değerliydi bizim. Baştan anlatayım mı Müge Hanımcığım? Ekrana yansımıyor. Yani vallahi şöyle söyleyeyim yani Mehmet abi, sen de bir toplumun böyle bir... Şimdi söyleyeceğim ayıp olacak yani, sen hiç normal davranmamışsın yani. Sen de ne, evet, geldi ki sen buraya? Evet, farkındayım. Ya işte o zaman ne olduysa o zaman oldu. Abi o zaman ne oldu, tamam anladım öyle falan. Şimdi size göre mutlaka büyü yapmıştır, gözümü boyamıştır. Yok. Falan. Kendinize böyle bahaneler buluyorsunuz. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Hayır, tamam, şimdi her şey oldu, bitti. Olmayınca hep Mehmet Ali Görel'e yükleniyoruz. Şimdi Sunay Zeybek gelsin. Neden? Kızını koruyor ya, çok enteresan. Neden bunun oluyor? Tabii bir biraz da gerçekleri yani anlatırsa daha güzel olur. Ben Sunay'a inandım. Bu hale kadar getirdim işin doğrusu. Ama burada anlatılan olayların içeriğini Sunay kendi çözerse daha güzel olacak. Ben de Sunay'a açtım soframı. Sunay'a yatak serdim altına. Evime misafir gibi geldi de. Ayşe Balın, Sunay'ın kuzeni. Ayşe Hanım günaydın. Günaydınlar Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk. Mehmet Ali Bey, Sunay evliyken zaten onu baştan çıkardı. Sevgi sözleriyle kandırdı onu. Şimdi de oraya çıkmış Sunay arıyor. Bunların 3 seneden önceden evliliği bitmişti zaten. Dövdü Sunay'ı. Kadın sığınmada kaldı Sunay. Babasıyla ailesiyle o yüzden barıştı. Ailesi görüşmüyordu Mehmet Ali ile birlikte diye. Ha bir de sen dövdün mü şimdi? Dayak da mı çıktı abi sende? Hayır dövme olayı yok. Ya, ne olayı? Tartıştık. Kadın sığınmada nasıl kaldı peki? Ağzı burnu her yeri mosmordu. Babası gitti aldı orada. Nereden mosmordu? İspatlayın, raporlarını çıkarın o zaman, öyle bir şey yok. Tartıştık. Kendinin 3 tane mi 4 tane kızı var, oğlum oldu diye gerindi durdu ilk çocuk olduğu zaman. Sırf erkek çocuk için Sunay'ı tuttu. Tuttu mu? Evet. Elinde tutmak için hep her şeyi yaptın, hiç peşini bırakmadın ki sen onun. Sen mi verdin o zaman bana? Neyi ben vereceğim sana? Evine gelmedin mi? İlk çocuk olduğu zaman ben başında bekledim onun, sen mi vardın? Nasıl ilk çocuğu oldun? Sen Sunay kimsin? Huri Melek. Hiç hatası yok. Sen mi vardın başında? Eflatun sokakta oturuyordun. Birinci katta evin. Evet. Annemle biz baktık Sunay'a çocuğu olduğu zaman. Tamam, ben işim vardı. Çocuk olunca bıraktım gittim işime. Nasıl işin oluyor ya? Çocuğun olmuş senin. Nasıl işin oluyor? Ve ilk gün değil o. İlk gün ben çocuğu olduktan sonra aldım geldim eve. Siz kredi de çektiniz mi? Hayır. Nereden bir şey kredi? Ya yalan dışarı söylemeyeceğim. Sunay şu anda gayet rahat. Zaten Almanya doğumlu kendisi de. Şu anda başvurularını da yaptı. Sırf bundan kurtulmak için Almanya'ya çalışmaya gidecek.
Ha, iyi o zaman. Almanya'ya gidiyor. Evet. Çocuklar evet, ne olacak bu boş, çocuklar ne olacak? Yıllardır boşanacağım diye kandırdı. Peki çocuklar ne olacak? Çocuklara zaten bakıyor. Tatillerde hep Sunay'ın babasının yanında çocuklar Sunay'la birlikte. Evin evet, adresini tatil de dediğiniz, biliyor. Tamam, tatil dediğiniz bir ay, iki ay. Geri kalan 10 ay ne yapacak çocuklar? Bakamıyoruz diyorlar. Yanına. Efendim? Önce bir gitsin kendisi bakalım. Almanya doğumlu. Şimdi bırakmıyor ki Mehmet Ali. Nesini bırakmıyor? Ben şimdi bak güzel şöyle söylüyorum. Almanya olayı vardı yok değildi. 1 Kasım'da dilekçe verdi, Almanya'ya gitmeyeceğim diye. Benim de haberim yok hatta. Dilekçelerim, şeyleri var bende. Ben dedim ki neden dilekçe verdin? Gitmeyeceğim dedi. Almanya olayı vardı. Pasaportlar çıkarttık. 2 çocuğa, hatta 3 çocuğa, daha önceki Nail'den olan çocuğa. Sunay'ı neden başkasının yanında demiyorsunuz da iyi yerde diyorsunuz? Birini buldu da seni terk etti diye ne demiyorsun? 2 doğu çocuğu ne doğurdu. Ne olacak, eşinin yanında senin yanına mı gelsin? İç güveys olarak. Aşkım benim. İkinci hanım olarak senin yanına mı gelecek? Aşkım benim. Bizim evlerimiz bitti. Tamam, bittiyse yıllardır boşanmadı. Eşini de kandırdı durdu, boşanacağım. Kanmasaydı Almanya doğumlu üniversite mezunu kadın kandırılması bu kadar kolay mıydı madem? Vallahi parasıyla puluyla diliyle eşini çok demek güzel sizin kandırdı. Sizin kızınız basit parayla pulla kanmış. Evet. Evet. Peki sen niye duruyorsun şimdi o zaman yanında? Ben niye buradayım biliyor musun? Sizin kızınız evet, o kadar çirkef ki bir başka evet, aileyi üzmesin, bir başka çocuklar babasız kalmasın. Tamam mı? Ama bir başka kadın ağlamasın, yuvalar bozulmasın. Tabii. Tamam o zaman, o zaman çıksaydın. Peki, o zaman şey söyleyeceğim. Çıksaydın. Niye o zaman izin vermediler? Beni kandırdı diye. Bütün çirkefliği ortaya çıkaracaktım ama o zaman hepsi 6 tane kaynı var önüme gerildi. Olmaz böyle bir şey, Türkiye'ye rezil olacağız diye. Şimdi rezil olmadınız mı? Umurum değil. Senin o Sunay'ın annesi babası beni arayıp da ay kızım sen zeka özürlüymüşsün. Bakma Sunay'ın annesi babası annesi yıllardır babası senin beni aradı, içinde birlikte diye Sunay'la görüşmüyordu. İşte neden görüşmüyordu? Sunay'la görüşmüyordu. Neden görüşmüyordu? Adam sabah namazına gittiğinde evinden kaçtı bu adama ya. Almazsan öldürürüm kendimi dedi. Benim yanımdan kalktı ve onu Sunay'ı getirdi. Basit konuşmayın. Kadını mı aldı getirdi? Kadın mesaj attı. Babam namaza gidecek. Ben çıkacağım, geldiğini al. Mehmet Ali evdeydi. O gün benim doğum günümdü. Yani hep suç Mehmet Ali. Ben boşandım eşi savunmuyorum. Sadece benim 4 çocuğumun babası. Gelsin Sunay kendini savunsun. Babası sabah namazına peki, gidince Sunay evden niye çıktı. Peki Sunay niye bağlanıp o zaman ya da arayıp ben gelmek istemiyorum demiyor Ayşe Hanı? Yani biz Honaz'dan Denizli'ye taşındık. Biraz pardon, kafam bir saniye, rahat niye olsun. Çocuğumu konuşmuyor kudayım. Mesela konuşsun Mehmet Ali'ye, dönmüyorum desin. O da gitsin evine. Ya zaten 3 senedir bunlar ayrı yaşıyorlar. Nasıl ayrı yaşıyorlar canım? Sunay babasının yanında çalışıyor. Huzur evinde çalışıyordu. İşten yeni ayrıldı daha. Siz sen ayrı Sunaylardan mı bahsediyorsunuz? Adam benim yanımdaydı. Ağustos ayından beri yok diyor. Hayır, babasının yanındaydı hep. Siz gelişi güzel konuşuyorsunuz, doğruları konuşmuyorsunuz. Sunay işi ne zaman bıraktı? Bilmiyorum ne zaman bıraktığını. 3 senedir diyorsun babasının yanında diyorsun. Sen dövdükten sonra babasının yanına gitti zaten o. Ben dövdükten sonra, sen gördün mü benim dövdüğümü? Ben kadın sığınmadan babasını alıp geldiğini biliyorum. Evet, babasının yanına gitti. Ben yanında mıydım doğru seni döverken? Zaten Sunay, yanında olsam dövdürür müyüm? Sunay beni terk etti o zaman da. Çok sığınma iyi yaptı. Bak yani çok, sen bana karşı bir kinin var ki onunla saçmalıyorsun. Ben Sunay'ı dövmedim. Dövemem de zaten. Mümkün değil. İnsan sevdiğini döver mi? Saçmalamayın. Doğruları konuşun. Ben ya yıllardır yıprattın. Kim kimi yıprattı? Sunay'ı. Ya Allah Allah. Nesini biz yıpratın? Biz yıpratın. Yani bir Sunay'ı bir içine bağlattın. Kardeşinle beraber ay onu sonra siz buna pençetmiş. Biz sokağa çıkamadım ben. Ne istediğini söylesin. Kadın da Almanya'ya gidecekmiş Mehmet Ali abi. Yapacak bir şey yok yani o zaman. Hayır, iptal et ya. Bunu bilmiyor. Gelişi güzel konuşuyor. Daha önce Almanya'ya gidecekti. Anlattın mı biraz önce? Sonra ya, tamam benim işte de haberim yok. Dilekçe vermiş. O kuzeni ya, ben konuştum diyor. Almanya'ya tekrar gidiyor diyor. Hayır, doğruları söylemiyorum. İptal etti. Tamam da bu kadın da kimse elini ayağını bağlamadı herhalde o zaman. Yani var bir şey. Biz onu çözemiyoruz işte. İptal etti. Sözde
kızı, iki oğlan, ben ve kendi 4 tane pasaport aldık. Bir tane kızı için 5 tane. Ama 1 Kasım'da iptal etti. Neden iptal etti onu da bilmiyorum. Yani vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Şu aşk, sevda, tutku dediğiniz şeyler falan güzel olabilir ama yani fazlası da biraz sıkıcı olabilir, evet. Yani. Müge sen de biraz herhalde dozajı biraz şey mi Mehmet Ali abi ya? Senin biraz şey dozajı mı fazla yani? Bilmiyorum Sunay. Sunay diyor bana da ya, kıyamam. Kime baksa of. Sunay diyor yani. Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada oluşumu ne seyirciler ne buradakiler hiç kimse yanlış değerlendirmesin. İster Sunay başkasına gitsin, ister Mehmet Ali'ye dönsün. Beni ilgilendirir bir şey yok. Ben resmiyetle boşanmışım. Kendi ayaklarım üzerine durabiliyorum ve çocuklarıma bakıyorum. Sunay gittiği yerde hiçbir yuvayı, hiçbir aileyi dağıtamasın. Babasız kalmasın çocuklar, aileler dağılmasın. Ama tabii o da çok ağır bir itham ve iddia olur yani. Bilemeyiz onu yani. Sunay Hanım bağlanıp kendi yaşadıklarını bağlansın anlatabilir. Bağlansın o zaman. Neden akrabalarını bağlandırıyor da kendi bağlanmıyor? Evet, ben kardeşimle ulaşamamış beraber olmanın diyemiyor. Ulaşamamış kuzenişim, ulaşsın onu da bağlarız. Mehmet Ali abinin yüreğine inebilir, o yüzden onu başta söylemeyeyim. Önce Mehmet Ali abi, Sunay'ı buldum. Hatta telefon attığımızda. Sen artık bir sana 27 kilo verdiren aşkına bir günaydın de. Sonra başka bir çiftim var, şimdi söylersem ne demek istediğimi anlayacaksın sen. Günaydın de. Merhaba de, ne diyeceksin? Günaydın Sunay Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Ben seni çok özledim. Neredesin sen? Ben sizi görmek, duymak, hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Tamamen bittiğim de kendisi biliyor zaten. Nasıl bittin? Ben ne yaptım sana? Ya bu erkeklerin ne yaptığından gerçekten haberlerim yok. Yoksa kadınlar mı böyle söylüyor? Daha ben bunu şey yapamadım. Yani gerçekten hani ne, bana yaptıklarından sonra diyor. Sen diyorsun ki ben sana ne yaptım diyorsun. Hep böyle bunu yaşıyoruz da. Sunay Hanım günaydın. Günaydınlar Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Sunay Hanımcığım, burada senin aşkından 27 kilo verdiğini söyleyen bir Mehmet Ali Bey var. Yani diyor ki onu herhalde kandırdılar, gitti falan diyor. Seni evine bekliyor, çocuklarının başına bekliyor. Ne demek istersin? Yani 15 yıllık hayatımda ben yaşadım, ben kendim biliyorum. Kesinlikle onu geri dönmeyeceğimi de biliyor zaten. 2 yıldır zaten kopmuştuk kendisinden. Ben kesinlikle geri ne dönmek istiyorum ne görüşmek istiyorum. Ne de dönmek istiyorum. Sebebi nedir? Ben bir anda şok oldum. Biz daha o Ağustos ayına kadar hiçbir sorun yoktu. 2 yıldır zaten bittiğini sen biliyordun zaten. Ama ben sana sordum, daha önce de sordum. Abi, var mı bir sorun? Gerçekten bıktım artık. Bu kişiyle artık görüşmek istemiyorum. Kendi yaşattıklarını ben artık yeter, bıktım, gerçekten bıktım. Ya şimdi, neden bıktın? Bir açıklarsan sevinirim. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Gerçekten dürüst bir insan olsaydı ben onun yanında olurdum. Gerçekten ben artık bıktım. Onun başka ilişkili ilişkilerinden bıktım. Yaptıklarından bıktım. Her şeyden bıktım artık. Pardon, aldattı mı sizi? Aldattı mı sizi? Çok seviyor mu? Zaten sürekli aldattı. Ben geçen sene kendisine evimde bastım zaten. Ne yaptınız? Geçen sene kendisini başka bir kadınla benim evimde bastı. Hadi canım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi de hiç duymuyorum. Hakikaten bismillahirrahmanirrahim. Yaptın mı öyle bir şey? Hayır. Mümkün değil. 15-16 yıllık evliyiz biz Müge Hanım Güya. Yani yuvasını dağıtmışım Güya ya. Evet. Nasıl yuvasını dağıtmışım? Daha 3 yıl oldu bunlar boşanalım. Evet, doğrudur, 3 yıl oldu. Siz 3 yıl önce mi boşandınız? Evet, 3 yıl önce boşandık. Niye? 3 yıl önce boşanmış da. Kendisi neden hala beni hiçbir şey düşünmemiş? Ha, ben onu bilmiyordum valla. Yani ne bileyim, ben hani size 15 yıl önce hayatına gelince boşandılar sanmıştım. Sormamışım onu, unutmuşum. Daha doğrusu düşünmemişim öyle bir şey. E niye sen boşanmadın eşinden 12 yıl? Zeynep Hanım da. Biz daha önce boşanmaya niyet ettik. Evet. Fakat Sunay Hanım'ın bazı problemleri vardı. Evet. Ondan sonra ben boşanmaktan vazgeçtim. Gerçekleri anlatırsan daha güzel olur Sunay Hanım. Ben gerçekleri anlatıyorum. Aynen, karısıyla yaptıkları geçti artık. İkisi kadınla işbirliği içindeler. Ben kesinlikle artık hayatımda onu görmek istemiyorum. Lütfen beni artık bu insandan kurtarın Müge Hanım. Çocuklar ne olacak? Çocuklar istedikleri yerde kalırlar. İster bende kalırlar, ister size kalırlar. Hiç önemli değil o. Ne yapmak istiyorsan onu söyle. Ben sizi kesinlikle artık görmek istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Hiçbir şekilde bana... Evet. Evet, ama sen de niye ama 12 yıl boşanmadın ki?
Hani ha eşin şey diyordu Zeynep Hanım. Ben biraz aşık oldum sonra aşkım bitince geri döneceğim dedi. Ondan dolayı. Şimdi orada yaşanan olaylar vardı Müge Hanım. Ama orada iki tane çocuk olmuş. Evet, çocukları da üzerine evet. almamışsın bir tane çocuğun. Evet, Sunay Hanım'la çok güzel günlerimiz oldu. Ne günleriniz oldu? Çok güzel günlerimiz oldu. Ama ne güzel be, hiç bunun da güzeli olur mu? Çocuklar kimin üstüne? Benim. Ama iki yıl sonra almış. İki yıl sonra almış. Şimdi o zaman Sunay Hanım eşiyle evliydi, boşanmamıştı. Siz kaç yıl sonra boşandınız ki Sunay Hanım? Siz de mi boşanamadınız? Ondan dolayı mı oldu? Evet, 4 yıl boyunca boşanamamıştım. Evet. Siz 4 yıl, 12 yıl. Evet. Ama o 4 yıl sonra boşanmış, sen de boşansaydın. Zaten Zeynep Hanım da senden hep boşanmak istemiş. O da boşanmak istemiyorum demiyor. Şimdi demiyorduk Sunay Hanım ilk önce böyle boşanma davası veya bizim onunla evlilik problemimiz yoktu. Sunay Hanım ilk önce eşinden kurtulmak için ben kurtulmam lazım, burada problem var demişti ve bana geldi. Ve daha sonra... Sen onunla öyle dost hayatı yaşayacaktın, orada evli. Sen öyle yapacaktın. Hayır. Daha sonra biz boşandıktan sonra... Sunay Hanım boşandıktan sonra bir iki sefer nikah konusu geçti. Ben de biraz daha duralım gibisiyle. Niye? Çünkü arada problemler vardı. Çocuk da oldu arada. Çocuk oldu. Şimdi nasıl anlatayım? Anlatılması gereken... Nasıl anlatayım abi? Sen bir taraftan orada bir tane karın olsun, çocukların olsun, bir evin olsun, başka kadınla da gezeyim havasındaydın. Tabii o da böyle iki tane çocuk falan olunca. Sen nesin ki Sultan Süleyman bile? Bak, izledik dizide. Ne yani sen böyle orada bir kadın, burada bir kadın? Ben hatta şeyde gönderdim. Sunay Hanım 2012 yılında bıraktı gitti. Aynı gene. Bir başka erkekle beraber ev tuttular. Ve daha sonra bir ay, bir buçuk ay sonra babası halasına, Şevki halasına aramış. Gitsin Mehmet Ali onları oradan alsın demiş. Ve gittim ben çocuğumla birlikte. Bir baktım evde. Anlatacak bir şey değil. Ve daha sonra bir hargür. Sunay Hanım dedi ki al çocuğunu git. Ben olmaz ikinizi bir alacağım dedim. Sunay Hanım orada bir ay, bir buçuk ay başka bir arına duruyor da nikahsız. Hı. Kaçmış gitmiş farklı bir şey sistemine. Benimle durunca ne oluyor diye düşünerekten biraz drogo dedim. Bu olaylar biraz yatışsın. Neyse bu olay tabii abi o sen Sunay Hanım başka bir erkeğe gittikçe senin aşkın mı depreşiyor? Tamam madem gitmiş al çocuğunu. Sen şimdi o zaman niye 27 kilo verdin? Şu anda da başka birine gitmiş olabilir. Sen niye öyle bir doğru davranmıyorsun? İşte benim burada hatam var. Daha önce Sunay Hanım bazı şeyleri anlattığı halde... ilk kocasındaki olayları anlattığı halde ben gene de Sunay Hanım'ı atmadım. Neyse bu olaydan sonra gene atmadım. Mehmet Ali Bey yanlış anlaşılmasın. Sonuçta ben sizin ilişkiye bakış açınızı bilemem. Haddimde değil bu doğru ya da yanlış diye nitelemek. Sadece... siz 2012'de başka bir erkekle yakalayabilirsiniz. Belki sizi 20 kere aldattı bu kadın. Siz de hayatınıza devam ettiniz. Bu sizin doğrunuz. Kimse bunu eleştiremez. Fakat sonra gelip onu kötülemek için bunları anlatmanıza ben kızıyorum. Sen eğer onu kabul ettinse ettin. O seninle onun aranda kalacak. Şimdi o kadının namussuz, şerefsiz bilmem ne demek için bunları anlatıyorsun ya. Ben de diyorum ki böyle bulduğun kadınla beraber olan adam da daha kötü bizim toplumumuzda, bizim bakış açımızda. Çünkü de burada hatam var işte. Ama bu hata değil. Ama bak şimdi sen bunu niye anlattın şimdi o zaman? Bak şimdi babası, halası dedi ki babasıyla o zaman. Babasıyla ne alakası var kardeşim, babası gitti. Ya orada kötü durumda. Ben gitsem kötü olacak. Hı. Git al. Sen çocuğun var. Çocuğun var diye. Onun da çocuğunu babasına teslim edersin. Kendi çocuğunu gider alırsın. Sunay Hanım siz başkasına mı kaçtınız yine? Öyle hiçbir şey yok. Şu anda nerede olduğumu kesinlikle kendisi de biliyor. Ailemin yanındayım. Her hafta zaten benim şu anda koruma kararım var. Her hafta polisler gelip benden imza alıp gidiyorlar. Böyle bir şey yok. Varsayımlarla uğraşmasınlar. Gerçekten beni seven bir insan olsaydı 80 milyonun üzerinden çıkıp benim üzerimde karısıyla oralarda bizleri de rezil etmesin. Ben artık hiçbir şey duymak istemiyorum kendisiyle ilgili.
Şimdi valla gene o ilişkinsizle bağlardı. İki tane çocuğunuz var ve o beğenmediğiniz kadının yani eski karısının kızı bakıyor yani. Üvey ablaları bakıyor. Peki çocuklarınızı niye yanınıza almıyorsunuz? Benim anladığım kadarıyla siz de üniversite mezunu, aklı başında bir kadın gibi duruyorsunuz. Niye peki iki çocuğunuzu bıraktınız? Ben iki çocuğumu bırakmadım. Kendisi hala bizle uğraştığı için çocukları bana vermedi. Vermedi ne demek? Ölür alır. Ancak ölürsünüz öyle bırakırsınız çocuğunuzu. Hala bende hala mesajları var. Velayet davası verdim. Çocuklar tamamen bende kalsın diyoruz. Atacağım bıraktım. Hanımefendi şu anda boşanma davası yok ki velayet aynen, konusu öyle olsun. Şey yok. Ben de ona şaşırdım zaten. Niye velayet davası? Çocuk istediği yerde olabilir de. Hanımefendi siz niye çocuklarınızı almadınız? Ben çocuklarımı evimden almak isterken bana kim karışabilir? Kendisi vermiyor, başında duruyor. Ne yapabilirim? Hayır, hayır. Burada yalan söylüyor. Nasıl canım ya? Hiç sizin çocukları alıp da gidecek bir durumunuz yok mu? Siz nasıl kaçtıysanız çocuklar da o sırada sizinle kaçardı. Çocuklara bağlanabilirsek çok iyi olacak. Çocuklar kendisinin yanındaydı zaten. E tamam işte çocukları... daha o zamandan bırakmışsınız işte. Niye bırakıyorsunuz çocuklarınızı? Ben bırakmadım çocuklarımı. Ben bundan kurtulmak için zaten uğraşıyorum. Bu insana kurtulsam, düzlerimi kursam zaten ben çocukları yanına alacağım. E çocuklar o sırada ne yapacaklar? Ya bir şekilde getirsin bıraksın. Ne yapabilirim şu anda ben zaten olduğum yer belli. Şimdi bir gün biz çocuklara bir dediler ki illa annemi göreceğiz. Tamam dedim. Babaannesine vardık. Dediler ki evde yok. Babasına vardık. Ben gitmiyorum. Koruma kararı olduğu için. Çocuklar sabahtan akşama kadar orada beklediler. Evlerin önünde dedesinin yeminiyle. Kapıları açmamışlar. Beni aradı büyük oğlum. Dedi ki baba açmıyorlar kapıyı dedi. Ben tabii onları koydum. Babaannesinin de olunca bıraktım geldim. Açmıyorlar dedi. Oğlum dedim yani çivilekmişler dedi babaannesi dedim ben. Ama yani baba, neyse hanımefendi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin şimdi eşinizle yaşadıklarınızla ilgili anlattıklarınıza da inanmamamın sebebi çocukları bırakmanız. Çünkü bu kadar o zaman kötü bir adamın yanına insan nasıl çocuklarını bırakır? Ben çocuklarımı bırakmadım. O kendisi de bile. Kendisi getirmiyor çocukları. Yalan söylüyor şu anda. Hanımefendi bir bırakmışsınız işte. Bırakmadım ne demek? Bu. Babaannesine bağlanabilir miyiz? Ya babaannesiyle ne alakası var? Giderken niye almadınız çocukların yanına? Ya şimdi annem evden gidiyorsa ben anneme sormam bile geleyim mi diye. Beni de alacak. Rüge Hanım şu kendisi o kadar güzel çocuklarımı doldurdu ki çocuklar benim yanıma gelmek istemiyor. Yani siz evden çıkarken gel dediniz gelmediler mi bunlar? Evet gelmediler. Gelmek istemiyorlar benim yanıma. Hayır hayır. O kadar güzel alakası dedi ki. Siz geçen hafta WhatsApp profil fotoğrafınızı bir adamla fotoğrafınızı mı koydunuz? Hayır ben öyle bir şey koymadım. Var ekrana vereyim işte koymuşsunuz. Ben herhangi bir fotoğraf bir şey koymadım. Kendisinin komploları bunlar. Ben zaten Rubi Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bu kim? Kendisine savcılığa bu bir çıkar. Benim güzelim. Bu profil fotoğrafınız mı sizin? Hayır değil. Bu kişi siz misiniz? Hayır değilim. Bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Hayır değil. Değil mi Sunay Hanım? Komplo kurmuşlar. Çok güzel komplo oldu. Bu kimin fotoğrafı? Aynen Sunay'ın fotoğrafı. Yanındakini ben de tanımıyorum. Şimdi bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Sunay Hanım. Rica Hanım. Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz değil misiniz hanımefendi? Öyle bir fotoğraf. Kendileri komplo kurup bana atmışlardı. Kendisidir aslında oradaki insan. Ben çıkarmadım bunu. Ben bilmiyorum. Ha yani fotoğraftaki kişi sizsiniz ama foto montaj mı yapılmış? Evet foto montaj yapılmış. Çok güzel. Vay. Benimle birlikte olmak. İnsan bana dönmek isteyen bir insan böyle işlerle uğraşıyor. Rica Hanım. Ben bir şey bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Benim de bu konuda bilgim yok. Ben de şu anda çok oldum. Sizin telefonunuzdan çekilmiş. Benim böyle bir telefonum araştırılabilir, bakılabilir. Böyle bir şey yok efendim. Tamam Müge Hanım bu Ağustos'tan bu yana kayıtlarını bu foto montaj mı yaptın yani diyor. Tamam birine de inanmayın ona da inanmayın. Ağustos'tan bu yana iletişim şeylerini bir çıkartırsanız çıkar her şey. Ben bu adamla görüştüğünü bilmiyorum. Hı. Ama bu şekilde fotoğrafı gördüm. Şimdi de gördüm. Hı. Ve bizim hayatımız zaten. O adamı seni seviyorum demiş demişsin. Nereden biliyorsun? Evet. Nasıl dedi yani? Bu fotoğrafı gönderen kişi dedi. Varmış daha diğer fotoğraflarda var. Öyle diyor. Sana birisi mi gönderdi bu fotoğrafı? Evet. Kim gönderdi? Adam mı gönderdi? Bunlardan biri gönderdi. Sunay'ın ailesinden biri gönderdi. Evet. Onu ele vermek istemediğin için söylemiyorsun. Sizin ailenizden biri göndermiş bu fotoğrafı.
Sunay Hanım. Öyle bir şey yok, aynen. Çok güzel, yalanlarına devam ediyor. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Müge Hanım. Daha fazla gerçekten yeter artık. Tamam, çocukları almak istiyorsa vereyim, sorun değil. Ve bir de gider... Ben de rencide edip beni bu dünyaya rencide ederek kendi eline hiçbir şey geçmeyecek çocukları var. Tamam, çocukları istiyor şimdi... musunuz? Bir dakika. Tabii ki istiyorum çocuklarımı. Tamam, vereyim hemen diyor. Tamam. Tamam. İyi. Yani niyetim o... çocuklar değil. Ben bu kişiden artık kurtulmak istiyorum. Niyetin. Tamam, benden kurtuldun. Bir sorun yok. Ben senin onca kahırlarını çektim. Geçmişte böyle kolay... rencide gerekse yaparak da beni geri döndürebileceğini zannediyor ben... Şüleyh Efendi. Ya bu fotoğrafı gördükten sonra benim zaten senin geri dönmen istemiyorum. Ben... Zaten Cuma güne kadar istiyordum. Neden böyle bir çirkeflik, kepazelik yapıyorsun sen? Ben yapmıyorum. Ben bu fotoğrafı görünceye kadar hiçbir sorun yoktu. Gördükten sonra ben istemiyorum seni zaten. Ben de seni istemiyorum zaten. Yeter artık. Gerçekten zaten benim, anlaşımızdan düşün. Ya zaten Ağustos'tan beri sen beni istemiş olsaydın bu şekilde fotoğraf çekilmezdin. Ve gerisi varmış daha bunun. Böyle sizin... bir fotoğraf çekilmedim, biliyorsun sen de kendin. Biliyorum. Nesini biliyorum ben? Ağustos'tan beri beni terk etmiş durumdasın. Koruma kararı alıyor. Gerçekten buraya çıkıp böyle rezil ederek ne elde ettin mesela şu an? Neyi rezil ettim ben? Ben seninle Cuma günü... Evet, benimle daha fazla konuşmak istemiyorum efendim. Kapatmak istiyorum. Bak Cuma günü ben buraya seninle barışmak için geldim. Hiç Photoshop'a benzemiyor. Aynen, iyice araştırılsın efendim. Aynen. Ama suç duyurusunda bulundu. Savcılıktan zaten bunu yapacağına dair bilgilerini almıştım bütün aileme. Atmış zaten bu fotoğrafı. Ne olmuş? Bütün ailem, akrabalarım bu fotoğrafı attı zaten, suç duyurusunda da bulundum. Savcısı ifadem var. Sabah verdim geldim. O zaman foto montajsa açın beyefendinin de şeyini, yüzünü, çünkü o zaman o beyefendi de mağdur olmuş olacaktır. Açın, beyefendinin açın. Ailesi de görsün çünkü. Ben bir şey görünmesin. Söyleyeceğim. Sizinle ilgili bir durum olmadığına göre bu beyefendi de kullanılıyorsa eğer böyle bir fotoğrafta malzeme mahkeme dosyalarında, şimdi bilip ailesi arar ne münasebet. Şimdi benim atıyorum ben kardeşime sarılmışım çekilen bir fotoğraf, eğer bu şekilde foto montaj yapıldıysa bu beyefendi de suç duyurusuna bulunacaktır. Bu beyefendiyi de tanıyanlardan bilenlerden bizi aramalarını rica edelim. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bu kişiyi tanımıyorum, foto montaj yapılmış. Evet efendim. Anladım, tamam. Bu beyefendiyi de tanıyanlardan rica edeyim bize ulaşsın. Beyefendi de inanıyorum ki bu konuya çünkü tepki gösterecektir. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum Sunay Hanım size. Aslında Mehmet Ali Bey'e buraya geldiği için kızıyorsunuz ama bir anlamda da olaya bütünsel baktığınızda şu anda sizin seviniyor olmanız gerekiyor. Çünkü çocuklarınızı alamadığınızı ve çocuklarınıza uzak olduğunuzu söylüyordunuz. Eminim ki bir anne olarak bu da sizi çok üzüyordur. Ama şu anda geldiğimiz noktada Mehmet Ali Bey size çocukları veriyor. Böylece çocuklarınıza kavuşacaksınız. Bilmiyorum bu sizde bir mutluluk, sevinç oluşturdu mu? Buraya gelmesi sağladı aslında bunu. Bir anlamda da bu yönüyle bakın. Çocuklarınıza kavuşacağınız için mutlu olmalısınız diye düşünüyorum. Müge Hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim? Madem çocuklarına... Bir müsaade edin. Tamam. Bir şey söylüyorum efendim. Ben şimdi sizin yerinizde olsam Müge Hanım hemen istiyorum. Hemen alın bana getirin falan demenizi beklerdim. Hayır zaten aynen. Size zaten güvendiğim için böyle bir şey söylemeye duymadım. Zaten çocukları bana gelecek, evet. İstiyorsunuz hemen yani. Evet. Hayır, fark etmez aynen. Hemen. Tamam, kabulüm. Fark etmez mi? Hayır, zaten size güvendiğim için aynen. Kabulüm ben. Kabulüm, hemen çocukları alsın. Ha, güvendiğim için alacak. Bence de çocuklarınızı yanınıza alın. Şimdi bu beyefendiyi tanıyan kim varsa biz arası, çünkü beyefendi anladığım kadarıyla bir oyunun içine düşmüş o zaman. Öyle ama gözüküyor. İşte bir fotomontaja benzemiyor. Bilemeyin. Bakmayın. Ama Sunay Hanım. Yani bilemem onu ben. Şu görülen fotoğraf sizin iddia ettiğiniz gibi bir fotomontaja benzemiyor. Ha diyebilirsiniz ki... Ha bilemem. Kadın koskoca kadın yalan söyleyecek hali yok ya yani. Evet, bu fotoğrafı çektirmiştik. Kime ne? Yani gerçeği konuşmakta fayda var. Ama inkar etmek de bu beyefendiyi de müşkül vaziyete sokmuş oluyorsunuz. Benim bir aile dostumdu. Bir yerde tanışmıştık. O anda herkes kalabalık olarak fotoğraf çektiriyorduk. Beyefendi de sizinle bir böyle samimi fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Ben de kırmadım ama özel bir diyaloğumla yok deseniz mesele biter. Yok canım.
Yok tamam ya, siz fotomontaj olduğuna eminim dediğiniz için ben zaten yüzünü açtım. Değil mi hanımefendi? Evet efendim. Ama fotomontaj değil hanımefendi. Yani daha... Bilemeyiz biz onu Ram Beyciğim. Şimdi hanımefendi yalan söyleyecek hali yok ya koskoca kadın. Şimdi peki inşallah senin ne dediğim yalan söylemesin. Hayır canım yani niye çocuk yalan söylesin şimdi? Tamam. Fotoğraf örnekle şimdi o fotoğrafın sahibi ya da o fotoğrafın bir şimdi ablası şeyi falan vardır. Bizi arar, telefonları meşgul etmeyelim başka bir şeyden dolayı. Şimdi Müge Hanım burada bana dedi ki çocuklarım vermiyor. İstemiyorum hayatım. Vermiyor falan dedi. Çocukların telefonlarını engelledi çocuklarla görüşmemek için. Beni hadi tamam. Şimdi bak Mehmet Ali abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar hayran oldukları adama aşık olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok da hani neslinize de yani ırkınıza da baktığın zaman çok da böyle hayran olacak bir tarafınız da yok. Bak şimdi bunu kabul edin. Tamam mı? Gülüyor şimdi Rami Bey. Şimdi neyinle hayran bırakabilirsin? Değil mi? Neyinle? Hep söylüyorum yani erkeğin güzeli çirkini olmaz derdi babaannem. Doğru söylüyor. Erkeğin çalışanı, evine bakanı, karısını hoş tutanı, sadakatli olanı ama böyle iyi niyetli olanı. Bunlar vardır erkeğin. Böyle davranırsan kadın da sana hayran olur. Der ki kardeşim bak hep onu söylüyorum. Benim için bir adamın ayda 1 milyon lira kazanması önemli değil. 20 bin lira kazansın ama o 1 milyonu kazanır sağda solda yer. Beni ilgilendirmez o. 20 bin lira kazanır bana harcar. Çok daha kıymetli bir para o. Anlatabiliyor muyum? Evlilikler de böyle yürür. Şimdi yine o hayranlık duyulacak şey arasında bu naturamız da var yani. Hani o yanında böyle bir adam gibi dursunla öyle bir duygu var. Şimdi sen bu kadını iddia ettiğin gibi başka adamların yanında bulup bulup alıyorsan yanına... Bu kadın sana hayranlık duymaz. Hiç kimse duymaz. Yani bundan sonra mesela hiçbir aklı başında kadın senin yanında da durmaz. Seninle evlenmek de istemez. Çünkü sen yanındaki kadına bak sahip çıkma meselesi değil ama yani ne bileyim sen kendine sahip çıkmıyorsun öncelikle. Sen kendi duyguna sahip çıkmıyorsun. Kendi normlarına sahip çıkmıyorsun. Ne demek yani ben o kadını buluyorum onun yanından alıyorum. Eski abimin karısıydı onun yanından alıyorum bilmem ne alıyorum. Niye? Sende demek ki bir sıkıntı var, farkında mısın? Şimdi Sunay Hanım bana o zaman dedi durum, ben dedi bu adam yanında durmayacağım. İlk kocasından ötürü beni dedi birileri taciz ediyor ama bu adam bana senden oluyor suç, o adamın suçu yok dedi. Taciz eden de o gün telefon eden var ya cuma günü. Tamam taciz eden de senin kardeşinmiş. O değil, ondan önce. Ha bir tane daha var. Yok kocası zamanında. Benim zamanımda değil. E tamam kocası zamanında gene senin kardeşinle de beraber olmuş diyorsun ya. Gene evet. Kocası zamanında. Ben bizim biraderle olan olayda ben inanmıyorum ona. Sonra yanım kendi yalanladı zaten. Böyle bir şey yok dedi. Ben o zaman Sunay Hanım'a inandım. Kardeşime inanmadım. Onlar da kızdılar bana. Ben hala o zaman... O zaman yine inan. Kadın buna da fotomontaj diyor. İnan buna da o zaman. Fotomontaj değil ki. Nereden biliyoruz canım biz fotoğraf tamam, çıkarırsın, kayıtları çıkarırsın. Ağustos'tan bu yana kayıtları çıkarırsın komple. Hayır o zaman istememişsin kayıt da. Şimdi niye istiyorsun? Şimdi de fotomontaj diyor. Buna da inan. Her mahkeme şey davası açtığında... Niye 27 kilo verdin o zaman? Madem bu fotoğrafa inandığında niye 27 kilo verdin üzüntüden? Ben bu fotoğraf cuma günü akşam geldi bana. Ha cuma akşam geldi. Daha önceden bilmiyordum ki ben. Tamam ben de bu beyefendi kimmiş çok merak ettim. O zaman böyle şey mi acaba hani fotomontajsa ne bileyim Amerika'dan, Meksika'dan ben, falan mı? Kim çıkacak Müge Hanım, mesela? Müge Hanım bu fotoğraf ben cuma günden evvel gelmiş olsaydı. Ben bunu o gün ben Sunay için neler yaptığımı biliyorsunuz. Aramazdın yani. Ya, arardım da böyle aramazdım yani ben bana dönsün diye aramazdım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.